İslam insanları bir tarağın dişleri gibi eşitlemiştir gibi şeyler de söylüyoruz. Bunun bir hadis olduğunu söylüyoruz. Aslında böyle bir rivayet yok. Evet hocam, o bu çok uydurma bir rivayet bu. Bir rivayet hocam, meşhur uydurma bir rivayet. Evet. Yani Allah insanları bir tarağın dişleri gibi eşitlemiştir. Böyle bir şey yok ki. Yani biz Müslümansak, evet. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah bize buyuruyor ki entumul a'laune. Siz Müslümansanız en üstünsünüz. İnanıyorsanız üstünsünüz. İnanıyorsanız en üstünsünüz. Şimdi biz diyoruz hayır, üstün değiliz. Öbürleri ne kadarsa biz de o kadarız. Öbürleri ne seviyedeyse biz de o seviyedeyiz. Hatta kendimizi modern dünya ile eşitlemek için, onların bizi kendi seviyelerine çıkarıp orada görmeleri için de bir çaba sarf ediyoruz. Yani örtülü biçimde vesaire. Kur'an-ı Kerim bize entümül a'lavne buyuruyor. Biz diyoruz ki biz onlardan daha düşük seviyedeyiz. İşte lütfen ve keremen bizi aynı seviyede görürlerse, en azından bunu birey olarak, Müslüman bireyler olarak biz bilinçaltımızda böyle hissediyoruz. Bir Amerikalıyla yan yana geldiğimizde, bir Almanla yan yana geldiğimizde yani o eşitlik, üstünlük, astlık bakın nasıldır, nasıl yansıyor bize. Herkes kendi psikolojisinde, kendi ruhunda bunu hisseder. Bir şey daha var. Ben burada detayına girmeyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında 163 numaralı mektup var. Evet, 163 numaralı mektup. Evet, bizi dinleyenler, herkesin evinde mutlaka vardır bu mübarek kitap. Orada İmam Rabbani Hazretleri'nin 163. mektupta nasıl bir mesele vaz ettiğini okusunlar ve nereden nereye gelmişiz onu görsünler. Detayına girmeyeceğim. Evet, Kur'an-ı Kerim bizi mümin olma vasfımız dolayısıyla diğer bütün varlıklardan üstün tutuyor. İsrailoğulları için Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tabir var. Cenab-ı Hak Bakara suresinin başlarında ve başka birçok ayeti kerimede tefdil. Bütün alemlere üstün kılındıklarını söylüyor bize. Yani faddaltüküm alel alemi. Alel alemi. Ben sizi bütün alemlere üstün kılmıştım. Demek ki yaşadıkları dönemde İsrailoğulları bütün alemlere üstün kılmış, bir eşitlik yok. Sonra o İsrailoğulları işte ilahi emirlere karşı gelince, peygambere muhalefet edince, isyan edince vesaire maymuna ve domuza çevrilmişler. Bu da Kur'an ayetiyle sabittir. Evet. Sonra ümmeti Muhammed tarih sahnesine çıkarılmış. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed hakkında da kuntum hayra ümmetin buyurmuş. Evet. Ve az önce de ifade ettik entumul a'launa in kuntum mu'minin. Dolayısıyla biz şu anda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bi'setinden, peygamber olarak gönderildiğinden kıyamet gününe kadar yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin en hayırlısıyız. Evet. Bir eşitlik var mı? Yok. Yok. Bizi yaratan, bize mümin vasfını veren, aynı zamanda bu vasfa sahip olmayanlarla aramızdaki farkı da ortaya koyan Cenab-ı Hak, inanmanın ne anlama geldiğini, inkarın ne anlama geldiğini o takdir edecek. Çünkü onun gönderdiği sistem doğrultusunda biz bu şeyi ifade hakikat, ediyoruz. Vahiy hakikatinde bunu açıktan ifade ediyor bizlere. Böyle inanmamızı istiyor. Evet. Dolayısıyla şimdi siz modern dünyaya çıkıp ey ahali biz sizden daha üstünüz Allah katında diyemiyorsunuz. Neden? Çünkü insan hakları, eşitlik, özgürlük vesaire kavramlar öyle bir yerleşmiş ki bilinçaltımıza. Biz Müslüman olmayan diğer bütün toplumlardan daha üstünüz diyemiyoruz. Ama bunu diyemediğimiz zaman, bu ruhi kompleks üstümüze sindiği zaman biz misyonumuzu kaybediyoruz. Nereye davet edeceğiz? Davet edeceğimiz yer kalmıyor.